devam ediyorum. Destek olanlar var. Bunlardan bir tanesi Aleyna Tilki. Hafta sonu Aleyna Tilki Demet Akalın evine gitti. Evet, ve Hira ile oyunlar gördüm. Oynadı. Ve bir paylaşım yaptı. Hem Hira ile fotoğrafını paylaştı hem de Aleyna ile. Demet gayet keyifli gözüküyor. Ama her şey fotoğraflardaki gibi olmuyor biliyorsunuz. Sonuçta boşanacağını siz bilmiyordunuz. Bundan bir hafta evveline kadar fotoğraflar da paylaşılıyordu. Evet. Yine mutlu aile tablosu çiziliyordu. Ama bir hafta sonra gördünüz ki boşandılar. Demek ki fotoğraflara göre çok yorum yapmayacağız. Ama Aleyna Tilki evine gitmiş. Çok güzel bir davranış. Destek olmuş. Bu destek olanlardan bir diğeri de Gülben Ergen. Gülben Ergen biliyorsunuz zeytin dalı uzatmıştı. Hatta Demet Şener'le kuaförde karşılaştılar. Biz bunun haberini yapmıştık. Gülben Ergen zeytin dalı uzatmıştı ama Demet Akalın buna neyi yanıt verecekti? Hepimizin kafasında soru buydu. Demet Akalın, Gülben Ergen'in o bir takım fan kulüpleri var ya, o fan kulüpleri ikisinin fotoğrafını koyuyor, ikisinin fotoğrafını altına yorum yazıyor, tekliyorlar. Demet Akalın hepsine yorum yazıyor. Onlardan bir tanesi bu. Her zaman diyor. Değil mi? Doğru hatırlıyorum. Şu an okuyamıyorum ama her zaman diyor. Yani aslında fan kulüplere bile yorum yapıyorsa bu Gülben'e bir atıftır. Bu güzel bir şeydir. Bunun üzerine bakıyorsun birbirlerini takip ediyorlar mı? Hala takipleşme yok. Ama bir takipten gidiş var. Evet. Demet Şener'i takipten çıkarttı. Gülben Ergen Demet Şener'i takipten çıkarttı. Ki cuma günü ısrarla baktık takip ediyor mu diye ediyordu. İlk niye takip etmişti biliyorsun? Erhan Çelik'le vesaire. Taraflarını seçmişlerdi. Biri oldu biri oldu. Evet. Hatta ilk Gülben Ergen Demet Şener'i takip etti. Sonrasında Erhan Çelik Demet Akalın takip aldı. Evet. Öyle bir düşmanlık olmuştu. Şimdi ama şimdi çıktı. Takipten çıktı. Demek ki yakında takipleştiklerini de göreceğiz. Ama şimdi senin bir iddian var. Dünden beri sana gelen istihbarat var. Bir, bu istihbarat nedir? Ve az sonraları verdiğimiz yeni evlenen bu ünlü çift kim? Şimdi ben açıklıyorum. Şöyle, pazar günü bana bir mesaj geldi. O şarkıcının kapı komşusu bana bir şeyler yazdı. Bir kere son derece üzülerek bunu söylüyorum. Doğruluğunu size bırakıyorum. Allah'ım inşallah da yanlıştır diyorum. İnşallah. Bana söylediler ki bu hanımefendi... Bir haftadır kocası evden gitmiş. Evi terk etmek zorunda kalmış. Hanımefendi dediğin kim? En son söyleyeceğim. Olaylara göre hanımefendi kocasını evden göndermiş. Çünkü bir hanımla onu görüntülenmiş. Allah Allah. Bir video varmış elinde ve bir haftadır da eve gitmiyormuş. Hatta o da annesini paylaşıp artık işte annemden başkası yalan gibi şeyler yapmış. Söylüyorum, bana söylediğine göre bu isim tabii ki Bengü. Siz de anladınız. Ama... İnşallah yanlıştır. Araştırıyorum. Bengü ile bir irtibatım yok. Soramıyorum. Ama ben bunun doğru olmadığını duymak, bilmek istiyorum. Bu haberi de sizinle paylaşmam gerekiyordu. Söyledim. Şu an sen bu haberi paylaştın ve hatın diğer ucunda bu haberin muhatabı var. Bengü mi? Evet. Bengü cevap hakkı doğdu. İnşallah. Yani inşallah doğru değildir. İnşallah. Çünkü bu tarz istihbaratlar herkesle ilgili geliyor. Evet. Çoğu doğru çıkıyor. Bakalım bu doğru mu değil mi? Bengücüm günaydın. Kızlar günaydın. Onu kaldırır mısınız yazıyı alttan lütfen? Ay ay Yani gerçekten şoktayım. Böyle kalbim hani hangi hızla atıyor bilmiyorum. Ablam haber verdi bana da böyle bir yazı geçiyor diye aşağıya koşarak indim. Hemen Ece'yi aradım. Ay, ya Bengü öyle bir durum ki gerçekten evleneli 15 gün ay oldu. Allah korusun. Evet, maalesef zaten haber de öyle olunca çok canımızı sıktı. Yok, kapı komşunuzun bir iddiasıydı ve ben dedim ki bunu söylemek zorundayım. Yok ya böyle dedikodular, böyle konuşmalar tabii ki olabilir. Yani insanlar kapı komşumu kim olduğunu hani tanıyamıyorum şu an, kim böyle bir şey söyledi ama ben de veremiyorum size. Evet. Biz hem Yalova'da hem bu evde yaşıyoruz ve her akşam, daha dün akşam buradaydık. Sabah eşimi kahvaltıya yolladım. Ben bu akşam onun ailesiyle beraber yemeğe çıkıyorum. Oradan Yalova'ya geçiyoruz. Hem orada yaşıyoruz hem burada yaşıyoruz. Aramızda asla bir ses yükseltmesi, bir kavga, hiç şey bile bugüne kadar geçmedi. İnşallah da böyle gidecek. Bir de daha çok yenisiniz benim. Ay yok ya, bunun konuşulması bile inan o kadar üzücü ki dedim. O yüzden tabii ben de ki, çok haklısın. Bengü yalnız farkında mısınız? Yani farkında mısın? Benim de keza öyle. Senin de öyle. Yakın çevremize birazcık daha dikkat etmemiz gerekiyor galiba. Ben inan Ececiğim, benim yakın çevrem lise arkadaşlarımdan. Onun dışında hiç bu meslekle alakalı.
alakası olmayan çok dünyadaki insanlardan. İnsan komşusunu da seçemiyor tabii ki. Yani benim valla bir üst komşum var. Onlarla zaten çok sık görüşemiyorum. Diğer kapı komşularım da kim böyle bir şeyi yazar, sizler ya da işte akışcana kadar gider. Bunu nereden uydurur? Belki başka birisini mi duydu da böyle bir haber attı ortaya? Kim olduğunu da ben araştıracağım. Mutlaka araştır ama Bengü şöyle bir şey söyleyeyim. Çok güzel bir şey yaptı. Haberi anında doğrulayıp anında yalanlamak bu şu an magazin için en önemli şey. Çok güzel bir şey yapmış oldu. Yani bir şey söyleyeceğim. Bu o kadar aslında siz orada tabii ki bu bir size kulağınıza geliyor. Bunu paylaşıyorsunuz ama bizim ailelerimiz var. Biz daha yeni evli bir çiftiz. Yani şu yazının orada görünmesi bile inan bu dünyada olmayan insanların kalbine indiriyor. Yani ay kıyamam. Ay Allah korusun zaten. Size mutluluklar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bengücüğüm peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen annenle ilgili bir paylaşım yaptın. O zaman düğün fotoğraflarımız geldi. Ben çok fazla tabii bizim düğünümüz konuşuldu. Biz çok konuşulmayı aslında tercih etmiyoruz inan. Ama ben de yeni evli bir kadın olarak mutluluğumu bir Instagram'ım var ve oradan paylaşmak istiyorum. En doğal hakkın. Mümkün olduğu kadar az paylaşmak istiyorum. Nazardan da tabii ki ben de korkuyorum, çekiniyorum. Bir de böyle çok ben her şeyimi de böyle ortalara yaymadım bugüne kadar bilirsiniz. Biraz daha geride durup sadece mesleğimle de var olmaya çalışıyorum. Hafta sonu gittim, konserimi verdim. Evet evet, bu hafta sonu takip ettik. Daha konserim var. Daha çok kimle zaten bugüne kadar hep gündemde olmaya çalıştım. Mahremimi hep ayrı tuttum. Çok sevindim. Ailemi. Şimdi tabii ki eşimin ailesini çok dikkat ederek yaşıyorum. Annemle fotoğrafımı da yani elimize fotoğraflar ulaşınca o şekilde paylaştım. Yarın da babamla paylaşırım, öbür gün de kuzenimle paylaşırım, görümcelerimle paylaşırım. Hani bu çok normal bir mutlu şey. Mutlu haberlerini tabii ki öncelikle bebek haberini bekliyorum. Yani taçlandıracağım bir haber bekliyorum. İnşallah. İnşallah Allah ne zaman verirse, ne zaman bizim için en hayırlısıysa o zaman biz de İnşallah. Çok steril ve kendine ait bir hayatımız var. Selim bu dünyanın insanı değil. Evet. Magazinden çok hoşlanmayan, işine gücüne giden bir adam. Instagram'ı da kapattı mı? Doğru kapattı mu? Alo, buradayım. Instagram'ı da kapattı mı Selim Bey? Instagram'ı şöyle, Instagram'ı biz tanıştığımızda evet vardı, sonrasında kapattı. Yeni değil. Yani çok da kullandığı bir şey değildi Instagram onu. Zaten, zaten Instagram'dan seni bulması yeterli zaten. Evet. İki dostuydu. Evet. O zaten kapattı o 6-7 ay önce, bir sene önce kapattı. Tamam. Yani. Bengü seni gerçekten çok seviyorum. Gerçekten ben ve bu haberin doğru olmadığına inan biz senden daha fazla sevindik. Allah mutlunuzu daim etsin. Ve o kadar yakışınız ki nazarlardan korusun Allah sizi. Amin. Ben de bütün basın mensubu arkadaşlarım zaten düğünümüzde de bizlerleydi. Bundan sonraki benim meslek hayatımda da bizde olacaklar. Sadece naçizane şunu rica edebilirim. Mutlu bir evliliğimiz var. İnşallah da bunu ölene kadar sürdürmek istiyoruz. İnşallah. Ailelerimizde de biz o şekilde gördük. Onuma göre yaşıyoruz. Birazcık daha tabii herkesin de hastas olmasını rica ediyorum bizim gibi. İyi ki hemen yayına bağlandın ve açıklamasını yaptın bunu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Yani böyle bir şeyin asla astarı yok. Ne olur. Süper. Burada şey, zaten tamam. Konu kapanmıştır. Konu kapanmıştır. Artık. Çok tamam. Teşekkür evet. Ediyoruz Bengü. Tamamdır. İnşallah da o komşunu bulursun en yakın zamanda diyorum. Komşu çünkü bulursun. Evet. Yani o herhalde bir iyi, kötü niyetli birisi öyle bir çok. Şey yapar. Bilmiyorum. Kesinlikle. Evet. Çok teşekkür yani. Ediyoruz. Çok teşekkürler. Açıklamaların ben için. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi yayınlar. Seviyorum, öpüyorum. Bye bye. Sevgilerimizi iletiyoruz. Doğrusu çok, bu çok doğru hareket. Yani evet. Bak biz burada günlerce işte doğru mu yanlış mı oğlum böyle mi falan filan. Evet bize milyon tane istihbarat geliyor. Başka adam akıllı konuşulacak bir platform bulmadıkları için her şeyi bize yolluyorlar. Çok haklısınız. Tabii hepsini süzgecimizden geçiremiyoruz ama paylaşmak zorundayım. Bengü'nün yaptığı çok güzel hareket. Evet. Çünkü bitti. Bak biz uğraştık bitti tamam süper. Ve tam tersi çok mutlu bir evliliğim vardı. Konu altını çizdim maşallah diyelim. O özel hayatını kendi içinde yaşıyor. Ama bazı sanatçılarımız da ne yaşarsa yaşasın pat diye hemen ortaya döküveriyorlar. Maduro olmuş Madara. Ya bir şey söyleyeceğim. Yani burada kim suçlu, niye suçlu? Latin Amerika'nın önemli ülkelerinden birisi Venezuela. Venezuela'da tabii şimdi bir açlık kıtlık var. Tabii ciddi bir sıkıntı var. Tabii Maduro gidip orada bu işe para vermiyor tamam ama... Paylaşımlarımıza eğer belirli bir kitleye hitap ediyorsak paylaşımlarımıza ve yaşam standartlarımıza, yaşam şeklimize dikkat etmemiz lazım. İnsanların gözüne sokarak yaptığımız her şey batıyor. Sen bir kere devletten sorumluysan o devletten sana çıkacak tepkileri
göz önüne almışsın demektir. Nusret burada üçüncü, dördüncü yani. Ne Nusret'e tepki oluyor ki anlayamadım ben şu an. Ben de onu anlayamadım yani. Maduro'ya gidin tepkinizi gösterin. Evet, Maduro bunu diyecek ki orada madem öyle bir durum çekme var. Çekme kardeşim. Çekme, yayınlamanı istemiyorum evet diyecek. Hala tekrar da ben kardeşim Nusret'e selam yolluyorum, sevgilerimi yolluyorum, tekrar geleceğim diyor bak inadına. Evet. Böyle bir açıklama yapıyor üzerine de. Yani zaten bu işin tepkisinin en büyük payını Maduro'nun hak ettiğiniz çok bariz başrollerde varken. Ve bu protestonun Nusret'in dükkanında değil de Beyaz Saray'da yapılması gerekmiyor mu? Çünkü Venezuela'yı zaten bu hale getiren Beyaz Saray. Seçim sonuçlarını tanımayan, bütün ticari ilişkilerini kesen Amerika. Bu tepki zaten Miami'de oluyor değil mi? Evet. Ya ben de New York'ta. New York'ta da oldu, Miami'de de oldu. Ha, iki dükkanın önünde. İki yerde de oluyor. Peki bir şey daha söyleyeceğim. Yani gerçekten başarının ne kadar acımasız bir şey olduğunu görüyorsunuz değil mi? Gitmiş adam. Ya sen Maduro'sun ya. Maduro öyle muhatap. Yani bağırıp çağırman gereken kişi oyken Nusret'e gidiyorsun. Evet. Başarı böyle bir şey. Nusret devam Peki et. Bu da reklam harikasın değil mi? Bu da herhalde sağlam yani bir reklam yani. Sağlam bir reklam ama Nusret'in bu taraklarda bezi bile yok. Adam gitti servisini yaptı. Her müşteri gibi. Aynen her öyle müşteri gibi. Ve Venezuela Devlet Başkanı gelmiş pardon. Peki şöyle bir açıklama yapsaydı bak. Burada da Nusret'in şöyle bir suçu olabilir mi? Deseydi yani ben para almadım. Para vermedi zaten. Ama aklı biraz çalışan diye bir açıklama yapsa. Yani Venezuela Devlet Başkanı'ndan aklı biraz çalışan bir insan para almayacağını bilir yani. Ama aklı çalışsa da gitmez Nusret'in önünde protesto yapmaz. Beyaz Saray'ın önünde ama yapar. Ama aptallara da açıklama yapmaktan bezdik artık. Yani anlasınlar biraz. Aptal insanlar da artık yeter. Aynen. Peki bu arada ben Venezuela ile ilgili baktım birazcık neler oluyor diye. Kriz nedeniyle 2 milyon kişi ülkeden göçmek zorunda kalmış. Açlık sınırında artık. Ve evet 3'te 2'si ortalama kaç kilo biliyor musun? 11 kilo vermiş. Ya of ciddi sıkıntılar yaşıyor. Yani Şubat'tan itibaren yapılan ölçümlerde ve %87'si yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Çok haklısın. O yüzden Maduro biraz dediklerine, çizdiklerine dikkat et. Nusret seni açar canım hadi. Evet.